Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportaküs TV'de bu seriyi hatırladınız mı bilmiyorum ama Mesut Özil ve Arsenal. Yani ben tek siz hepiniz diyor eski takımına Mesut Özil. 11 tane Mesut ve karşısında Arsenal var. Kaptan Aubameyang ve Mesut Özil'i görüyorsunuz. 10 numaralı Mesut Özil. Güzel bir karşılaşma olacak. Ben inanıyorum bu karşılaşmanın harika geçeceğine. Mesut Özil'i ben yönetiyorum ve tabii ki de Aubameyang eşliğindeki Arsenal'da bilgisayar yönetiyor. Süperstar'da olan bir karşılaşma. Mücadele başladı. Mesut Özil Luiz'e kazandırdı. En çok onu geçerken zorlanacağımı düşünüyorum ve tabii onun dışında da neyse şu hata bir geçelim. Mesut Özil içeriye gönderme çabası. Böyle bir pas atmadım. Tekrar araya girme çabası. Hakem faulü verdi. Şunu diyecektim arkadaşlar. Fenerbahçe'de de gördüğünüz Mesut Özil'in ikili mücadeleleri çok iyi değil. Bu da beni açıkçası karşı takımın özellikle hücumunda zorlatacak dediğim anda Mesut paslaşarak çok iyi çıktık oradan. Bam gün vurarak değil paslaşarak çıkmayı yeğliyorum. Şimdi 5 numaralı Mesut topla buluştu. O dakika 14 pasını verdi. 17 numaralı Mesut'a bir plase ama son anda savunma araya girdi. Son anda şimdi 8 numaralı Mesut aradan gönderdi. Güzel pas. Şimdi şut, kaleci Leno. Şutu çekti. Kaleci Leno çıkardı. Çok güzel bir şuttu ama aynı güzellikte Leno kurtardı. Bir köşe vuruşu. Hava toplarında iyi değil Mesut. Şimdi 17 numaralı Mesut pası içeriye doğru, offside beklentileri var ama Arsenal'ın savunması daha hızlıydı. Taç Mesut Özil'in. Yani biz kullanacağız. Dakika 20. Şimdi Mesut Özil pasını verdi. 7 numaralı Mesut içeriye doğru orta. Orta şut karışımı ya da orta pas karışımı. Leno'da kaldı top. Degajı kullandı Leno. Şimdi pas Hector Bellerin'e. Mesut güzel çalım. Mesut bir çalım daha atar mı attı. Mesut Özil şimdi faul beklentileri. Mesut şut posunu güzel. Şimdi şut. Az basmalıyım. Mesut da biraz daha az basmalıyım ama onu tam tutturamıyorum. Ne yazık ki. Taç Arsenal kullanıyor. Dakika 38. Ve gol yok maçta. Uzun bir taç. Mesut kafası nereye? Hayır hayır gol olmasın. Hayır uzaklaştır. Uzaklaştır Allah'ım ne o nasıl bir ters vuruştu o ya. Nasıl bir ters vuruştu inanmıyorum. O yumruğundaydı eyvah. Bir pozisyon daha. Mesut kapatma çabasında. Bravo Mesut. Heyecan yaptım. Aklım hala orada. Bir an önce unutmam lazım ama. Yani öyle bir yumruk. Oraya nasıl vurabilirsin Mesut? Tamam kaleci değilsin anladık ama yani o kadar da kötü olmayaydın ya. David Luiz. Neyse David Luiz vursun. Bir şey olmaz. Mesut Özil kafayla indirdi. Şimdi arkaya doğru. Güzel. Hadi bir gol neden olmasın. İşte değildir ama bence faul arkadaşlar. 8 numaralı Mesut topu aldı. Şimdi 9 numaralı Mesut gol pozisyondayız. Güzel tehlikeli bir pozisyon. Mesut şut kaleci. İkinci pozisyon gol. Mesut Özil attı. Mesut Özil'in golü. 1-0 oldu. Çok iyi bir gol. Mesut. İşte görüyoruz pozisyonu. Mesut topu da gönderdi. Sağ kanada şu topu. Tekrar içeriye gönderdi. Şutu Leno ikinci pozisyonda. Top ağlarda Mesut Özil. Güzel bir gol Mesut Özil'den. Gerçekten takdire şayan bir gol Mesut Özil'den ve 1-0 oldu skor. Şimdi Leno'ya doğru geri pas. Parti oyunda Willock'un yerine ilk yarıda iyi bir performans sergileyememişti. Yıldız futbolcu şimdi Mesut Özil. Mesut pası 10 numaralı Mesut içeri gönderdi. Döndü şutu nefis bir gol hem de sağ ayak. Mesut Özil müthiş bir gol. O dönüş her şeyi anlatıyor. Mükemmel döndü Mesut. Harika vurdu Mesut ve Fenerbahçeli futbol sevenler sahada çok mutlu. İşte golü tekrar izliyoruz. Bakın pası Mesut burada nefis döndü. Savunmayı alt etti ve sonrasında şutunu çekti. Şimdi skor 2-0. Arsenal'ın işi zor. Eski takımı biliyorsunuz. Mesut ben tek siz hepiniz demişti. Ve gerçekten de ben tek siz hepiniz dediği kadar varmış arkadaşlar. Bu arada Aubameyang pası Willian'a doğru şut. Mesut'ta kaldı top. Üstün üstüne vurdu ve Mesut güçlük de olsa blok etti. Bu arada bir başka videoda yeni transferler videosunda Mesut kaledeydi hatırlayacaksınız arkadaşlar. Ve iyi işler başarmıştı.
O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu arada Mesut sağ kanat içeriye verdim. Şut 3-0. 3-0 Mesut'u arkadaşları doğru sakinleştiriyor. Nefis bir gol. Gerçekten bir anda geldi. Uzun top atıldı. Tekrar verdi. İşte burada içeriye dönmem zaten olasıydı ve Mesut sağına soluna baktı. Ona bile vakit kaldı. Çok iyi bir gol geldi ve şimdi skor 3-0. Arsenal dağıldı diyebilir miyiz? Yoksa toparlayabilir mi? Hep birlikte göreceğiz ama bence toparlayamaz. Çünkü onu acayip parçaladık. Arsenal'ı, Turney, siz ne demek Mesut oynatmıyorsunuz? Hayırdır? Yok Mesut'u şöyleymiş böyleymiş. Bu arada şaka bir yana arkadaşlar. Yani Mesut'un oynamaması tamamıyla dediğim bu arada tehlikeli bir pozisyon. Aman. Neyse ki çıktık oradan. Paslaşarak çıkalım. Paslaşarak çıkalım dedim ama Aubameyang kazandı. Şimdi Willian şut. Direkten. Ne yazık ki. Ya kardeşim yemeyin şu golü artık ya. Ya benim takımım bu golü yememeli ya. Gerçekten şu golü yemeyin be kardeşim ya. Yazık. Ne diyordum arkadaşlar ya? Ne diyordum? Bunun lafımı sözümü unuttum. Ne güzel bir şey anlatacaktım. Şey diyordum arkadaşlar yani Arsenal'ın Mesut'u oynatmama sebebi tamamıyla siyasal. Hem Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi hem de tabii ki de sonra Uygur Türkleri biliyorsunuz Uygur Müslümanlarına karşı yapılan zulmü dile getirmişti. Burada Çin'in sponsorluğunun da etkisiyle biraz kadro dışında kalması bu yüzdendi. O yüzden Fenerbahçe'de iyi bir taktik planıyla iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Tabii ki kendine bu süreçte iyi baktıysa ki öyle gözüküyor arkadaşlar. Şu anda Mesut kontrolü Arsenal'a bırakmış durumda. Aha çok iyi. Paslaşmalar nefis. Mesut Özil aradan gönderdi Mesut ama ikili mücadeleler hiç yok. Pas verdiğim zaman bomboş olması lazım. Mesut Özil'in ikili mücadeleye pek giremiyor. Mesut Özil şimdi aradan gönderdi. Gelişti şutum da taşa hatta mağaralara çok uzaklara. Hatta ben buna bir şiir yazardım bu şutu ama şu an neyse yeri ve zamanı değil arkadaşlar. Ama yani gerçekten kötü vurdum. Biraz fazla basıyorum. Mesut'a daha az. Eğer PES'te Mesut'la oynayacaksanız Mesut'a tık vuruşları yapmanız lazım. Fazla basarak abanmalı şutlar genelde benim demin size örneklerde yani sırf size bunu anlatabilmek için öyle vurdum. Yani öyle vuruyor yani. Evet bu arada Mesut Özil pası 7 numaralı Mesut'a doğru. Dakika 70 iş bitmiş mi bitmemiş mi hep birlikte göreceğiz. 3-1 yenik durumda Arsenal bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek. Dönüşüm muhteşem olmadı. Aubameyang pası Willian'a doğru. Willian'dan pas sol tarafa Eva Parti tehlikeli geliyorlar. Mesut tehlikeli. Hayır tehlikeli. Turney gole gidiyor yatarak kayarak müdahale olmadı başarılı. Ne yazık bir gol daha 3-2 aman. David Luiz çok mutlu ya. Evet bir bardak su içebilir miyiz? İçelim. Turney de yani acımasızsın, isyankarsın diye vurdu yani yazık. Oyuncu değişiklikleri yapacağım yorulan oyuncular var. Burayı ben siz sıkılmayın diye geçiyorum arkadaşlar. Ve işte oyuncu değişiklikleri yapıldı. Ve bakalım Mesut neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Mesut bir çalım. Mesut Özil sol tarafı gördü. 20 numaralı Mesut gidiyor. Kaptan yeni Mesut. 20 numaralı yeni Mesut kaptanlığı aldı. Şimdi şut pozisyonu basını verdi. İçeriye gönderdi. Arsenal savunması çok dikkatli. David Luiz orada atladı. Leno'ya gönderdi ama top hala Mesut'a koşma. Mesut ya o kadar adam değiştiriyorum. Niye yapmıyorsunuz arkadaşım ya? Bu arada dakika 79 oldu. Bir kafa daha. Evet arkadaşlar 30 bin abone olmak istiyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Bu arada şut dışarıda. 30 bin abone dediğim anda Mesut bir gaza geldi dedi. Oha 30 bin abone mi falan hemen gaza geldi. Yani arkadaşlar lütfen abone olun. Zaten 30 binde güzel bir çekilişimiz de olacak. Koştu. Mesut koşuyor. Mesut ayağından açtı. Hocam hiçbir şey yok diyor Kutlusu. Müftüoğlu hiçbir şey yok diyor arkadaşlar. Nasıl bir şey yok? Ben bunu anlayamadım zaten ama yani yazıklar olsun Meake. Meake'nin de suçu var ya her şeyi ona atıyorlar. Ben de atayım ben. Yazıklar olsun. Meake'ye yazıklar olsun. Kutlusu Müftüoğlu'na zaten. Bakın arkadaşlar. Tek elle koşuyorum şu an.
Mesut dakika 90 bu arada, ben niye öyle artistlik yapıyorum? Bir dakika, Partey şut, Mesut da kaldı. İkinci pozisyon sol tarafı açıldı. 90 artı 1, aman dikkat. Hocam hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Ya oyuna böyle şeylikler vermek için yapıyorlar kesinlikle, yani oyuna böyle artistlikler veriyorlar, aman 3-3 olsun da uzasın da biraz heyecan olsun da. Hayır ben istemiyorum kardeşim, istemiyorum ya. Kütlüsü müftü oldu, yeter artık ya. Şimdi içeriye yapmayın, kimse dokunamadı. Aman dikkat, kimse dokunamadı Allah'tan. Mesut gidin diyor, gidin diyor, gidin. Gidin arkadaşım, gidin diyor, bitir hocam. Çilekeş hocam bitir. Neyse bitirme, dur şu pozisyonu atlatalım. Şu pozisyonu atlatalım. Evet Mesut pası. Şimdi 12 numaralı Mesut. Şut. Korner. Korneri muhakkak kullanacağım ve ondan sonra parti zamanı arkadaşlar. Kazandık diyebilir miyiz? Tabii ki de inşallah diyebiliriz ama hiçbir şey belli olmuyor az. Şimdi Mesut yaptı. Leno tek yumruk. Hocam bitir. Şut Mesut'tan saçma sapan. Ve bitti. Ve bitti arkadaşlar. Ve bitti. Biz kazandık kardeşim. Adam olur. Bir korum kafanıza var ya. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Nefis. Güzel. Harika bir gol. Attık. 3 tane attık. Onlar 2 tane attı. Az kaldı. Maçı çevirebilirlerdi ama tabii ki de çeviremezler. Çünkü Mesut var. Ben varım. Karşıda hiçbir şey olmaz. Güzel bir video oldu. Ben çok beğendim videoları arkadaşlar. İnşallah siz de çok beğenmişsinizdir. Ve çünkü bu video serisine çok güveniyorum. İnşallah siz de desteklerinizle, sizin de desteklerinizle birlikte çok daha iyi olacak bu seri. İnşallah dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi Mesut Özil'e geldiği için teşekkür ediyoruz. Arsenal'a bizi kırmadığı için ve tokatı yediği için teşekkür ediyoruz. Tokat yedi çünkü. Başka teşekkür etmem gereken tabii siz varsınız izlediğiniz için. Teşekkürlerime bir borç biliyorum ve videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, Discord grubuna katılmak isterseniz katılmayı ve Twitch'ten beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Radamel Falcao. Evet vur artık. Radamel Falcao. Falcao. Çok iyi. Sabun ağrı. Sabaha kadar. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar.